Merhabalar, ismim Egemen Candır, İntegral Merkür derler, araştırma müdürüyüm. Bu haftaya başlangıcımız sonrasında Türkiye içerisinde birazcık daha pozitif bir seyirle devam etmekteyiz. Görünüme bakarsak özellikle borsa tarafında 80 bin üzerinde tutunmalar, 81.500'ü bu sabah itibariyle test etmeler görülmekte. Dolar tarafı bu şekilde birazcık daha TL'nin kuvvetlenmesi ile destekleniyor. Her ne kadar 2.16'lar içerisinde dolar TL test etmiş olsa bile yükselişlerde birazcık sınırlı kalmakta. Bunda en büyük etken olarak Türkiye'nin diğer gelişenlerden daha iyi bir potansiyel sahip olduğu söylenebilir. Bunun etkisinin pozitif olduğu söylenebilir. Bakılırsa Doğu Avrupa'daki ülkeler Rusya, Ukrayna yaptırımlarından ve oradaki gerginlikten etkilenmekte. Avrupa ekonomisinde zayıflıklar görülmekte. Özellikle dünkü PMI verilerinin zayıf gelmesi Avrupa'dan para çıkışlarını birazcık daha ön plana çıkartabilir gibi görünüyor. Türkiye'de de bu para çıkışları en yakın ve en stabil ekonomi gelişenler içerisinde tabii olduğundan dolayı Türkiye'nin birazcık daha nem alandığını söyleyebiliriz bu durumdan. Türkiye'nin rakibi olarak Hindistan görünüyor ama orası biraz uzak kaldığından dolayı Brezilya'da bu aşamada yeteri kadar ekonomisini toparlayamadığından dolayı dolar TL biz bir sıkışma görmekteyiz. Teknik olarak bakılırsa Temmuz sonundan var olan yükselen trend ile Ağustos sonundan var olan düşen trend arasında bir sıkışma söz konusu. Bu yükselen trendin kırılması 2.15-30'ların aşağısına kuvvetli hareketlerle olursa eğer gerçekleşebilir. Gerçekleşirse aşağıda 2.13-35.50, onda aşağısında 2.12.50 bizim opsiyonlarda yine alım bölgelerimiz. Euro dolar tarafında 1.32'lerin aşağısındaki hareketler devam etmekte. 1.31-45.50 desteğinin kırıldığını görmüştük geçen hafta. Bu desteğin aşağısında hareketler devam ediyor. 1.31-45'i dün yine test etti, yine zorlandı ve yine geri çekildi. Bunda hem biraz önce bahsettiğimiz Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklar hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak mı, olmayacak mı etkenleri söz konusu. Altın tarafında bu sabah satış baskısı vardı. 1274-75 desteğini geri çekildi. Bu destek önemli. Çünkü bu Ocak başından bu yana var olan yükselen trendin, uzun vade yükselen trendin destek bölgesi durumunda. Aşağı doğru hareketlerde 70.5 esneme sayılabilir. Ama hareket kuvvetli devam ediyorsa bu trendin kırılması söz konusu olabilir. Trend kırılırsa altında bu sefer 1260'lara bakıyoruz ki bu seviyelere gelmesi tekrardan 1300'e çıkmakta zorlanabileceğini işaret edilir. Bugün içerisinde ABD tarafından önemli veriler var. İmalat PMI verisi var, ISM imalat endeksi var, inşaat harcamaları var. Bunların içerisinde ISM ve imalat rakamları oldukça iyi geliyordu son zamanlarda. Ve bu rakamların devam edip etmeyeceği hem küresel piyasalarda gelişenler için çok önemli olacak, hem altın için önemli olacak, hem de eurolar için önemli olacak. Bu bağlamda ABD verileri sonrası tekrar bizi takip edebilirsiniz. Gelişmeleri takip etmek için İntegral Forex TV sizin karşınızda. İntegral Menkul Değerler, Forex'te güvenin simgesi.